Açık desene şunu, Çağrı bizden daha iyi kıvama geldiği için insanlar bunu konuşuyor. Biz Çağrı'yı çıkardık, aramızda sorun yok, bitti gitti. Bunu demek ne kadar zor. Biz Çağrı'yı çıkarmadık bir. Çağrı bizden daha iyi kıvama geldi. Neye göre, kime göre ben onu anlamadım. Neyde daha iyi kıvama geldi Çağrı tam olarak. Yani ben espor takım sahibiyim, prodüksiyon şirketi sahibiyim. Aynı zamanda talent ajansı sahibiyim. Ha bir de yayıncıyım, evet. Yayıncı anlamında mı? Tamam, bravo ona. Bunda bir şey yok, olabilir. İnsanlar bazen peak yapabilir. 30K 40K izlenebilir. Sonra tekrar düşebilir. Sen yeni bir izleyicisin galiba. Çok saçma bir noktaya değindin. Abi şunu anlamakta zorluk çekiyorsunuz gerçekten. Bakın, sevdiğiniz yayıncıların yayınlarını çok sevebilirsiniz. Harbiden çok iyi yayın yapıyor da olabilir. Bak tekrardan söylüyorum. Gerçekten çok iyi yayın yapıyor. Ben çok beğeniyorum yayınlarını. Yayıncı olarak çok beğeniyorum. Ama bir insan çok iyi yayın yapıyor diye çok iyi insan olduğunu göstermiyor. Özet bir şey söylüyorum aslında size. Bu tabii bana göre, bu bende kalmış bir şey. Onunla olan aramdaki samimiyet çerçevesinde ben bunu söyleyebiliyorum. Siz de yayıncı olarak görüyorsunuz ve o şekilde söylüyorsunuz. Siz de çok iyi anlıyorsunuz. O yüzden bu konuyu kapatalım. Yani benim burada konuşamayacağım şeyler var. Hadi sadece benim değil. Kemal de konuşamaz. Diğer tarafta konuş. Çünkü onunla özel aramızda olan şeyler yani muhabbetimiz. Bizim arkadaşlığımız yani. Sadece ekran karşısındaki arkadaşlıktan bahsetmiyorum. Ya şu yayıncıları sevdiğiniz zaman bu kadar fanatikleşmeyin yani. Ya beni de aynı şekilde. Ben de iyi yayın yapıyor olabilirim. Ama beni tanımıyorsan zaten ki tanımıyorsun çoğu. Yani çok eski izleyici değilsen tanımıyorsun. Özellikle bu yeni izleyiciler için söylüyorum. Adam bir senedir izliyor, 6 aydır izliyor. Lan çok da iyi adam ya. Çok iyi. Lan bu adama yamuk yapmayın bilmem ne. Ya bunlara da gerek yok, anladın mı? Sen olayı bilmiyorsun ki. Aralarındaki muhabbeti bilmiyorsun yani. Yayıncılık ve gerçek hayat bambaşka şeyler gerçekten. Anlayanlar var chatte. Çok teşekkür ederim. Abi şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani umursamazlık derken ben neyi kastettiğini anlamadım. Ne yapmam gerekiyor tam olarak ama. Ben DBL'i geçtim. Çağrı'ya destek olmak için en çok uğraşanlardan biriyim. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. İsterseniz Çağrı'ya da sorabilirsiniz. Ben zannetmiyorum Çağrı'nın öyle bir şey diyeceğini. Hani Ferit'in hiçbir desteği yoktur bundan diyeceğini. Ben her anında yanında olmaya çalıştım Çağrı'nın. Her içeriğinde yardımcı olmaya çalıştım. Bana bir şey sorduğunda direkt cevap verdim. Çağrı'yı normal bir insan gibi değil. Çağrı'yı gerçekten yakın çevrem olarak gördüm. Yakın arkadaşım olarak gördüm. Yani bana gelip de böyle amcık amcık umursamaz tavırlar bilmem ne, sanki hiçbir şey yapmamışım, istememişim gibi konuşmayın abi. Çağrı'nın kendisi gelip yani bu konular hani hiçbir sorun belirtmeden, normalde hani çıkmak isteyen biri önceden söyler veya sorunları söyler, belli eder. Ama Çağrı'da herhangi bir şey öyle olmadığı için, hani tamamen durup dururken çıkma gibi olduğu için biz de garipsedik ve bu kadar yakın çevremizde bulundurduğumuz için Çağrı'yı. Ben şahsen kırıldım, üzüldüm. Bu benim. Ama ben yani takipten çıkmadım Çağrı'yı. Herhangi bir kırıcı bir cümlem yok Çağrı'ya karşı. Uğurlarken de yolun açık olsun. En iyisi seninle olsun dedim. Yani yayınları da çok iyi gidiyor. Şu an benden ne isteniyor tam olarak? Ne demem istiyorsun? Onu anlamadım. Sen anlamadın. Anlamıyorsun tam ne dediklerini bence. Bir yerden çıkınca arkadaşlarımız niye bozuluyor diyorlar genelde. Abi ne? Nasıl yani? Adam bana yazmıyor ki. Ben niye yazayım yani? Nereden biliyorsun yani arkadaşlığı? Ben mi bozuyorum yani burada? Yani Çağrı BBL'den çıktıktan sonra benim Çağrı ile tek konuşmam var. Çağrı'nın doğum gününü kutladım. O da teşekkür etti. Bu kadar abi. Şükrü hem Çağrı'da aynı olay olmuş. Bunu... Ya öyle kestirip atamazsınız hem Şükrü hem aynı olay. Şükrü'nün olayı... Şimdi arkadaşlar biz gerçekten bak konuşursak büyük sıkıntı çıkar. Hani dramanın o zaman gerçekten Allah'a çıkar yani de insanların söylediklerini vesaire burada konuşsak. Olayları birbirine karıştırmayalım. Bazı demek ki güven kırıklıkları var. Anlatabiliyor muyum? Yani iş de olsa iş konusunda da bazı güven eksikliklerimiz oluyor bazen insanlara karşı. Ve bazen de o iş muhabbetinden de çıkıyor. Bireysele de inebiliyor. O yüzden sik bilmeden bence çok konuşmayın yani bu konuda. Tamam ben Şükrü'yle konuşurum abi yayından sonra. Ne demiş bakarım. Bana da anlatsın bakalım. Ya abi. Hayır benim kilit olduğum nokta şu. İnsanlar öyle bir konuşuyor ki sanki biz Çağrı'yı her konuda engelliyormuşuz gibi. Her konuda sıkıntı yaratıyormuşuz gibi. Yani Çağrı'nın BBL'de olduğu süre boyunca her türlü desteği vermeye çalıştık zaten. Ne istiyorsa yapmaya çalıştık her zaman, her daim. Bu şeyde dahil. Neydi içeriğin adı ya? Bu çöp çatanlık konseptinin adı neydi? Katman Dates. Katman Dates'e de her türlü prodüksiyonel açıdan destek vereceğimizi, onun start verdiği noktada biz de startı vereceğimizi söyledik zaten. Yani biz Çağrı'yı gerçekten ortak olarak
görüyorduk neredeyse yani şirketler. Öyle bir konumu vardı. Ama biz bu kadar desteği verdikten sonra bize de hani sözleri şu yönde olunca abi bizle ben de her zaman yanınızdayım. Kötü anlarınızda, iyi anlarınızda her zaman yanınızdayım. Bir yola beraber çık denilince sonrasında bir anda tak diye ayrılınca o zaman bir hani güven kaybı oluşuyor. Anlatabiliyor muyum? Biz de insanız yani. Çağrı kendisi zaten bunu çıkarken şöyle dedi. Ben artık arkamda bir destek olmadan bakalım tek başıma neler yapabileceğim. Bunu söyleyerek çıkan biri zaten yani. Hani siz şimdi bize gelip hiçbir şey yapmadınız, adama sponsor vermediniz bilmem ne demenizin hiçbir anlamı yok ki yani. Çağrı böyle demiyorken. Çok anlatıyorsun. Abi bir şey, bence bunlarda bir sorun yok yani. Neyse onu konuşuyorum yani. Ne deniyorsa onu konuşuyorum. Ne yalan söylüyorum, ne olmayan bir şeyi konuşuyorum. Gidin ona da sorun istiyorsanız yani. Niye rol yapayım ki burada yani, farklı şeyler söyleyeyim. Umurumda değil yani. O hiçbir şey demedi. Chatten ötürü ona ekstra bilenmez. Ben Çağrı'ya bilenmiyorum. Ben öyle biri değilim abi. Chat'in gazına gelip yani öyle bir şey yapmam. Çağrı'ya da kinlenmem. Kendi aranızda konuşun, halledin. İzleyenlerin hiçbir şey bilmesine gerek yok. Daha da gerilmesin kimsenin arası. Aranızda çözüm daha iyi olmazdı. Zaten bizim yapmaya çalıştığımız bu aramızda çözmek de insanlar rahat durmadığı için. Ama kimse de kusura bakmasın, BBL'in üzerine, benim üzerime, Kemal'in üzerine saçma sapan bir algı geliyorsa ben çıkar konuşurum abi. Yani o zaman o insanlar da çıkıp yayında doğruları konuşacaklar. Ben yeteri kadar kendimi açıkladığımı düşünüyorum. Bu konuyu da salalım. Teşekkür ettim. Şükrü, şey yok. Kemal'in atlatı. Ben senin ne dediğini hiç bilmiyorum. Şükrü de chat sürekli darlıyordu. Şükrü Çağrı'nın haklı olduğunu düşünüyor vesaire. Çağrı'nın böyle bir şey söyleme olayı yok dedi. Bilmiyorum ne dediğini bilmiyorum. O yüzden de çok yorum yapmadım zaten senin ne dediğinle alakalı. Senin olayın değil, Kemal ve Orkun videosu. Ha, bilmiyorum. Zaten çok da yorum yapmadım bilmediğin için o yüzden. İzlerim, ondan sonra gerekirse Şükrü'yle de konuşurum yani. Kemal'in Çağrı'ya seni çıkardık demesine gerek yok, onu diyorum. Bakıyor ki darlanmayın. Yok yok, senlik hiçbir durum yok. Darlanmıyorum. Sonra konuşuruz. Chat'e darlandım ya, chat'le konuşuyorum. Adamın arkasında çok rafine bir ekip oluştu. İster istemez adam da bünyesindeki ekipten ayrılıp kendi ekibini yönetmek istemiş olamaz mı? Çok haklısın abi, olabilir. Biz eşeklik etmişiz, özür dilerim.